İyi akşamlar Esenboğa günlük grafik. Şimdi şunu söyleyeyim tabi yeni izleyenler yani daha önce Esenboğa videolarını izleyenler zaten anlatmıştım yani 26 civarları burada böyle bir en alttaki destek bandımız yani bir yatay alan içinde Esenboğa aşağıda 26 var. Yukarıda 33-34 diyelim 34-37 bandı var. İki e, direncimiz var. Bu dirençlerin birinde birinde takılıyor. Ben en son e, ocağın 3'ü veya 4'ü olabilir. Yani şuradaki 3 Ocak olabilir ya. Öyle hatırlıyorum. Bir bakayım. Evet 3 Ocak'ta bir videosunu yapmıştım. Şu mumu da pek beğenmediğimi ifade etmiştim diye hatırlıyorum. Yani e, mum olarak çok sevdiğimiz bir mum değil tabii. Bir kuyruklu yıldız. Genellikle bu tür dik akımların tepesinde görüldüğü zaman e, satıcıya dikkat et diye mesaj verir. <laughs> o satıcılar biraz abarttı. E, o gün söylediğim satıcılar. 50 ortalamaya kadar. Bakın 30-28'de şu an. Şu şu kısımda doji görülüyordur. Bacağının altı 30-28'e değiyor. 50 ortalamaya kadar biraz sert sayılabilecek. Bu dönem için aslında sert sayılabilecek bir satış yeri orada. Şimdi 100 endeksi kötü değil yani orada risk iştahı devam ediyor. Biraz bir şeylik var. Momentumda düşüş oldu. Geçen hafta tıkanıklık oldu. Ben mumları da pek beğenmedim geçen haftaki. Ama yine de bugün de 2100'ü test etmeye. O açıdan söylüyorum yani. Ee, Biz düz çok kötü bir durumda değilken biraz sert satışydı bana göre. Ee, yani biraz düzeltme sınırında isteyen tabi alabilir. Marj var yani 35 civarlarından 30'a kadar gelen e, yani yüzde baktığınız zaman 15'e yakın bir kayıp. Ya yani benim için kısa vade aşağı akım tabi. Ama tabi sabırla takip edenler için bir düzeltme yerine de koyulabilir. Oradan destek alıp 31 liraya doğru bugün seyrettiğini görüyoruz. Ya yani kötü bir ee, en azından 50 ortalamanın üstünde kalması tercih edilir. Ee, yukarıda tabi 31-14 e, bakın 20 ortalama 8 ortalama tekrar altına doğru girdi. Bu ortalamalardan hareketle baktığınız zaman grafiğe çok istenen bir tablo değil aslında. Ama tekrar 31-14 üstüne bir kapanış alırsak yani tek kapanıştan bahsetmiyorum ama birkaç kapanış en azından alırsak yani şöyle bir şey olabilir mi? Hani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Şöyle bir destek alıp bir trend tekrar bir 33-34 zorlaması olabilir mi diye düşünüyorum. O yüzden 30'un altına girmemesi önemli. İlk yani en dipte 30'u aramak lazım. Altına giriyorsa çünkü bant belli burada şimdi. Yani bu biraz şey olur. Korkutucu olabilir 30'un altına giren bir fiyat. Tabi 31-14'ün üstünde de birkaç kapanış en azından alabilirsek arkasından tekrar 34 bandı e, akla gelir. Tabi ara direnç olarak onu söyleyeyim en kısa vadeciler için 32 lira bir direnç. E kırılırsa da dediğim gibi 34 bandını ararız. O kısım tekrar şöyle bir mumla değil ama onu da söyleyeyim. Yani şu mumla değil. Şöyle güzel e, beyaz özellikle moru bozu olursa tabii şahane olur. Öyle bir mumla tekrar 34 üstüne bir kapanış alırsak da 37 kısmı e, piyasanın muhtemelen takip edeceği diğer bir direnç olur diye düşünüyorum. İki gündür hacimler arttı. Bakın e, öldü. Bu Çok klasik yani. Aşağı doğru bir akım. Kısa vade. Orada yüksek hacimle satılıyor. Şimdi yüksek hacimle tabii satılıyorsa şimdi burada üçlü tamamlıyor da yani aynı zamanda bir kuzey yıldızına da benziyor şu üç mum. E, üç mum formasyonu. Oradan son satışlar geldi devam ediyor. Çok hacimli geliyor. E, şuraya bakarsanız ama 50 ortalamada hacimin zaten çok fazla azaldığını görürsünüz. Yani çok biraz satıcıların elini ayağına çektiğini delalettir e, otur durumlar ve bir tutunma gerçekleşir genellikle destekte ve oradan tekrar artan Iki günlük en azından artan hacim yani oyuna desteği görüp e, birilerinin katıldığını traderların katıldığı anlamına da gelebilir O yüzden e, 30 desteği en kısa vadeci için takip edilmeli ve üstünde kaldıkça tabi e, 31-14 üstündeki kapanışlarda aranmalı diye düşünüyorum 49 arasay çıt kırıldım bir bölge e, yani buradan 45'in altına doğru giden bir arasay seviyesi satıcıların güçlendiğini gösterir bize. 55'in üstüne giden bir ara sayısı bu denge bandıdır 49 55'in üstüne giderse alıcılar güçleniyor ve güçlendi diye söylenebilir biraz denge bandında bir salma biraz böyle salarsa fiyat aşağı satıcılar gelir. orada 45'in altına gidişe dikkat etmek lazım şu an için bir şey anlatmıyor tabii bu RSI seviyesi kendi ortalamasının altında dengede diyor bize fiyat makdeye baktığınız zaman orada da düşüş momentumunun en azından bugün Miktarda miktar daha sönümlendiğini görüyoruz. Ama henüz tabi bir al kesişim yok. E, sen bu arada durum bu. Takip ettiğimiz bant biraz geniş göstereyim tabi daha iyi anlaşılsın. Ee, şurada Nisan ayından beri de takip ettiğimiz bandın görünümü budur arkadaşlar. Tabi 26'yı genel manada söylüyorum bunu. Belki 30'larda, 35'lerde, 36'larda kalan arkadaşlar vardır ya da daha eski 40'lardan taşıyan arkadaşlar vardır. Burada piyasa 26'yı fırsat gördüğü müddetçe ya en azından böyle çok ah vah edilecek bir durum yok yani. Bu beklenebilir. 26 teması, 27 28'e bir temas, efendim 33 34'e bir temas şeklinde e, fiyat gezinebilir. Tabii burada genel manada hani bir boğa e, yani güçlü bir boğadan konuşulacaksa orada 38'in üstüne bir fiyatlama görmek lazım ki acaba Yeni Tepe'ye doğru gidiyor mu diye. Değil mi piyasa bir heyecanlansın. Yoksa yani bu bir bant hareketi şimdilik öyle gözüküyor bir bant hareketi gibi duruyor. Bu hareketin yukarı doğru kırılması çok daha tabii anlamlı olur. Herkese iyi akşamlar.